bütün kumandanlar, başkumandan Mustafa Kemal'in etrafında toplanıyorlardı. Fevzi Paşa, Fahrettin Paşa, Kazım Paşa, Fuat Paşa ve Cihat Paşa günün kumandanları ve kahramanlarıydı. Hepsinin gözlerinde Türk ruhundan ve Mustafa Kemal ışığından başka şeyleri görmek mümkün değildi. Hepsi kurtuluşa inanmışlar, hepsi canlarını dişlerine takmışlar, hepsi bozkırın ortasında yepyeni bir Türk devleti yaratmanın şevki ve azmi içindeydiler. İnönü ve Lozan kahramanı İsmet Paşa, Mustafa Kemal ve erkanı son çalışmayı yapmak için toplantıya geliyorlar. Bir masa, bir harita önünde kararlarını verecekler. Mustafa Kemal düşünüyor. Kumandanlar konuşuyorlar ama son kararı o verecekti. İşte karar verildi. Düşman muhakkak yenilecekti. Mustafa Kemal, yaverleri ve arkadaşlarıyla beraber bir geceden bir geceye, bir vatan köşesinden bir vatan köşesine koşuyorlardı. Ümidi, şevki, kararı, cesaretiyle her yiğide büyük bir şevk vermekteydi. Kurtuluş ruhu sadece büyük kumandanlara değil, tüm Türk milletine pay edilmiştir. 26 Ağustos sabahı, başkumandan, Büyük Erkan, Harbiye Reisi ve Cephe Kumandanı taarruz saatinde Kocatepe'ye, yani muharebeyi idare edecekleri yere hareket ediyorlardı. Hücum, Allah Allah nidalarıyla saldırıya geçildi. Taarruza devam edilerek düşman kuzeye atıldı. 30 Ağustos'a kadar devam eden taktik muharebeleriyle düşman ordusu tamamen abluka altına alınıp sarıldı ve kaçmalarına meydan verilmedi. Anadolu'daki düşman ordusu, başkumandan meydan muharebesinde Zafer Kartalı'nın pençesi arasında son nefesini vermişti. 31 Ağustos günü Gazi Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi.